Mulis Akarsu. Burada. Muhibe Akarsu. Burada. Glender Akça. Burada. Metin Al. Burada. Burada. Mehmet Atay. Burada. Semet Bir Ateş. Burada. Behçet Sefa Aysan. Burada. Evlat Ayan. Burada. Asil Bezirci. Burada. Belkis Çakır. Burada. Serpil Çanık. Burada. Muammer Çiçek. Burada. Nesimi Kime. Burada. Karina Doğan Tüys. Burada. Serkan Doğan. Burada. Hasret Gültekin. Burada. Murat Gündüz. Burada. Gülsün Karababa. Burada. Uğur Kaynar. Burada. 2 Temmuz 1993 Sivas'ta devletin gözü önünde kolluk güçlerinin gözetiminde bilakis 8-10 saat süren süreçte faşist ırkçı güruhun Cuma'dan Galyan'a gelerek Madımak Oteli'nde önce protestolarla başlayan, sonra püskürtülen, sonra önce organize olmuş güçlerin geri çevirmesiyle diri diri bir anlamıyla yakılmaya, dönmeye mahkum edilir. Öncelikle bunları hepsini, onlara destek verenleri, organize edenleri, bunlara göz yumaları protesto ediyoruz. Bunları hepsine elinde esas olan, elinde keman olan, dilinde şiir olan, özünde sevgi olan, bir şölen havasında gelmeyen insanlara elinde taşlarla, silahlarla, ateşlerle saldıran bir yürü vardı. Bunun mücadelesi vardı. Bunun belki geçiştiği altyapısı da vardı. 80 darbesinden sonra özellikle 90'ların başındaki serdalanlar ve 90'lı yıllardaki Alevi hareketliliği, örgütlenme çabaları en üst düzeydeydi. Yurt içinde, yurt dışında bütün Aleviler kurumlarını oluşturmuşlardı, örgütlenmişlerdi. Artık büyük alanlarda, şehirlerde, üniversitelerde semah dönmeye, saz çalmaya, saz özendirmeye, hatta Türk içerisinde bizim karşıt görüşlerimizde de bu fikir, bu sevgi dili hüküm sürmeye başlamıştı. Kabul görmeye başlamıştı. İşte tıpkı Maraş'taki gibi yine bir cuma namazı, yine talipçilerin organize ettiği cuma namazından sonra insanları Galyan'a getirerek oradaki camların üzerinde saldırdılar. Yani katliamlar halen devam ediyor. Bu sadece onlardan bir tanesi. Gençlerimizin, çocuklarımızın bize geleceğimizde dilimize, kültürümüze, inancımıza, yaşam tarzımıza sahip çıkmaları meclislerde, demokratik kitleler örgütlerinde, hayatın sosyal alanında, çalışma alanında bütün bunları öğrenmeleri, bunları bilmeleri bize görülen bu dehşet manzarasını da görüp ona göre bilinçlenmeleri, okumaları, dediğim gibi hayatın bütün safhalarında hem kendilerine hem bize sahip çıkmalı. Bir kültürün yaşaması, bir dilin yaşaması bir ayrı bir renk, bir ayrı bir tattır. Ama maalesef tekçi cumhuriyet bunu böyle doğru bulmuyor ve sürekli onları bastırıyor. Ich bedauere, dass du dabei verbleibst.